birazdan okuyacağımız, çevireceğimiz bu parçayla alakalı size küçük bir soru sormak istiyorum. Bu tekstin içerisindeki kalıplardan çıkarak, esinlenerek yapabileceğiniz, verebileceğiniz bir İngilizce cümle yazmanızı isteyeceğim. Sonra bu tekst bittikten sonra da anlarsın zaten hangi cümleden yapabileceğinizi. Daha sonra tekstin sonunda veririm. Şimdi arkadaşlar soruyorum. Çocuğu olan insanlar için cümlesini nasıl kurarsınız? Çocuğu olan insanlar için cümlesini kurabilirsiniz. Kedisi olan insanlar için cümlesini kurabilirsiniz. Evet, bir hastalığı olan insanlar için kurabilirsiniz. Hedefi olan insanlar için diye kurabilirsiniz. İdeali olan insanlar için diye kurabileceğiniz bir cümle kalıbı var burada arkadaşlar. Onu nereden nasıl bulursunuz? Hangi kalıpta yatıyor? Hangi kalıbın içinde yatıyor? Hangi kalıbı, buradaki hangi cümleyi devşirerek, birkaç kelime değiştirerek bu cümleyi kurabiliriz. Çeviriyi çok sağlam bir şekilde dinleyin arkadaşlar. Görüşürüz. Topics, countries, Halloween. Ülkeler, Cadılar Bayramı. Mexico's Day of the Dead. Meksika'nın Ölüler Günü. Nın nın oluyor değil mi? Nın nın. Neyin nın nın? Ölülerin nesi? Günü. Festivali diye de söyleyebiliriz. Ölüler Günü Festivali diye söyleyebiliriz. Arkadaşlar bu teksti arkadaşlar ilk önce doğru düzgün telaffuz edebilmenin ilk yolu doğru düzgün bir işitmekten geçer. Bebek gibi düşünün kendinizi. İlk önce doğru düzgün bir şekilde okunuşları duymanız lazım ki sonra doğru düzgün bir şekilde ne yapabilirsiniz? Okuyabilirsiniz. Bu yüzden ben bu videoyla beraber sizlere sadece bir dakikanızı alacak. Yaklaşık bir dakikanızı alacak. Bir din bu parçanın sadece bu tekstin hızlı bir şekilde okunuşunu, British aksanıyla okunuşunu vermek istiyorum. İstemeyenler bir dakika sonrasını atlayabilirler ama benim tavsiyem burada sabredin olur. Halloween comes every year on October 31st and with it comes candy, pumpkins, costumes and trick or treating. Many people in central and southern Mexico, however, celebrate another traditional special day just a few days later on November 1st and November 2nd. It's called the Day of the Dead. Children make candy skulls and eat them, and women bake Day of the Dead bread. People light candles, prepare flowers, and people visit cemeteries at night to be close to the spirits of friends and family members who have died. Mexicans bring gifts such as food and drinks for the souls of the dead, and even toys for dead children. Church bells ring all night, and most people don't leave until the morning. For people who live in other countries, all of this may sound a little scary. However, the Day of the Dead is a time for Mexicans to remember their loved ones by telling stories about them to each other and to their children. For many people in Mexico, the Day of the Dead is a way to celebrate life. Şimdi bir güzel çevirisine ne yapacağız? Döneceğiz, bakacağız. Ne kadar da güzel bir söz değil mi? Cadılar Bayramı comes. Her yıl arkadaşlar ne zaman gelir? Ekim ayının 31'inde gelirmiş. Denk gelir, gelir. And with it comes candy. And with it comes candy ve onunla diyor with it ve onunla yani bu neyle Halloween'la Cadılar Bayramı'yla ne gelirmiş? Şekerlemeler, şekerler, candy, pumpkins, bal kabağı, costumes, kostümler and trick or treating. Trick or treating arkadaşlar Cadılar Bayramı'nda çocukların gezip kapıları tıklatıp kapıları açan kişilere söylediği şey trick or treating. Şeker mi şaka mı gibi bir anlam çıkıyor arkadaşlar. Many people in central and southern Mexico şehir merkezinde veya Meksika'nın güneyinde arkadaşlar ancak lakin celebrate another traditional diğer bir geleneksel bir kutlama yaparmışlar arkadaşlar. Special day just a few days later on November 1st and November 2nd. Specially, özel bir günmüş arkadaşlar. Just a few days later. Just a few days later, burada just hemen akabinde. Yani neyin akabinde? Birkaç gün sonra. Hemen birkaç gün sonra. Neyin hemen birkaç gün sonra? Daha sonra. On November. Kasım ayının birinde ve ikisinden hemen sonra. Evet. It's called. Nasıl adlandırılıyormuş arkadaşlar? It's called the Day of the Dead. The Day of the Dead. Evet. Ölüler günü diye adlandırılıyormuş. Children make candy skulls and eat them. Oo. Çocuklar ne yaparmış arkadaşlar?
Yani şekerden ne yaparmışlar? Kafatası yaparmışlar ve onları yermişler. And woman bake, kadınlar ne yaparmışlar arkadaşlar? Pişirmişler, ne pişirmişler? Ölüler günü ekmeği. People light candles. Light hem ışık demek hem de yakmak demek. Ne yaparmışlar arkadaşlar? Mumlar yakarmışlar. Prepare flowers, çiçekler hazırlarmışlar. Prepare. And people, insanlar visit cemeteries at night. Ve insanlar geceleri mezarlıkları, cemeteries, mezarlıkları ziyaret ederler. Visit at night, geceleri. To be close to, neden ziyaret ederler onu açıklıyor. İçin, ne için? Olmak için anlamı var. Ne için? Close to spirits of friends. Arkadaşlarının ve family members who have died. Ve ölen aile bireylerinin ruhlarına yakın olmak için. Arkadaşlarının ve ölen aile bireylerinin ruhlarına yakın olmak için. Close to spirit, ruh demek. Ruhlarına of friends, arkadaşlarının ve family members who have died. Ölen aile bireyleri demek arkadaşlar. Mexicans bring gifts such as Meksikalılar hediyeler getirmişler. Such as, like burada gibi anlamı var such as'ın. Ne gibi mesela? Food, yiyecek and drinks, içecekler. For the souls of the dead. Ölülerin ruhları için getirmişler bunları arkadaşlar. And even toys for dead children. Hatta ölü çocuklar için de ne getirmişler? Hatta ölü çocuklar için de oyuncaklar getirmişler. Church, kilise, bells, çalar, zili çalar. Neyi? Zili, yani o çanı. All night, tüm gece boyunca çalarmış arkadaşlar. And most people don't leave until the morning. Ve birçok insan sabaha kadar ne yapmazmış? Sabah oluncaya kadar ayrılmazmış oralardan. Yani mezarlıkların başından. Don't leave until morning. Kadar, ne? Sabaha kadar. For people who live in other countries, öteki ülkelerde yaşayan insanlar için, hangi insanlar için? Who live in the other countries? Öteki ülkelerde yaşayan insanlar oluyor, değil mi? Bu soru ilk olmaktan çıkıyor. İsim cümlesi oluyor. All of this may sound a little scary. All of this, tüm bunlar, tüm bu anlattıklarımız, bu ölüler için yapılan bütün merasimler, may sound, kulağa gibi gelebilir. Ne gibi? A little scary. Biraz korkutucu, ürkütücü gelebilir. May sound. Sound, arkadaşlar ses demek. Ses vermek. Yani kulağa böyle biraz ürkütücü gelir anlamında. However, ancak lakin. The Day of the Dead, ölüler günü, festivali de diye söyleyebiliyorduk hatırlarsanız. Is a time, bir vakit, nasıl bir vakit? For Mexicans, Meksikalılar için, to remember their loved ones. Fakat Meksikalılar için sevilen bireylerle alakalı hikayeler anlatmak için bir vakitmiş arkadaşlar. Bu komple cümle öyle. Şimdi bunu birazcık daha vereyim. About each other and to their children. Birbirlerine stories, telling stories, hikayeler anlatma. Kime? Each other, birbirlerine ve çocuklarına. For many people in Mexico, Meksika'da birçok insan, burada insanlar diye çevirmeyiz. The Day of the Dead is a way to celebrate life. Ölüler ölüler gününü kutlama bir tür aslında yaşamı kutlamak gibi bir şeymiş arkadaşlar. Ki doğrudur da yani. Ölülerin haline bakıp kendi halinizi görme vesaire ve geçmiş gitmiş ecdatlarınızı, akraba bir sevilen bireylerinizi hatırlama ve sonraki nesillere aktarma güzel bir şey olsa gerek. Evet, allthingstopics.com arkadaşlar allthingstopics.com bu sitemiz arkadaşlar, linklerini bırakıyorum. Buradan istediğiniz şekilde çıktı alabilirsiniz. Your Turn English de zaten bu listeye, biliyorsunuz, bu videoya entegre edildi. Oradan da paylaşım yapabilirsiniz. Çıktı alabilirsiniz. Bir sonraki hafta arkadaşlar bunun çözümüyle görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, en başında sorduğum cümle kalıbıyla alakalı hatırlarsanız ne demiştim? Çocuğu olan insanlar için demiştim. Belki çoğunuz buldu. Bulamadıysa da ben yardımcı olayım. Evet, burada ne diyor arkadaşlar? Başka ülkelerde yaşayan insanlar için diyor ya bu kalıpta. For people, biz de aynı şeyi söyleyeceğiz. İnsanlar için. For people who,
Ne dedik? Arkadaşlar çocuğu olan insanlar için. For people who, şimdi insanlar için çoğulu ifade ettiği için burada bu. Ne deriz arkadaşlar? For people who have child. Evet, çocuğu olan insanlar için olur. Burada şimdi tek for person olsaydı, bir kişi olsaydı burada, o zaman ne derdik? Who neyi temsil ederdi? Tekili temsil ederdi. For person who has child olurdu, değil mi arkadaşlar? Şimdi burada kalabalığı temsil eder. İdeal olan insanlar için diye bir cümle kuracaksınız. Bu cümle kalıplarını işte böyle çok okuduğunuz zaman bu kalıplar sizin bilinçaltınızdan size kendini kusacak ve %90 küsür hiç zaten ezber yapmadan geri getireceksiniz bunları. Ama çok haşır neşir olmanız lazım. Bu tür tekstleri çok ciddi dinlemeniz, çok ciddi okumanız lazım. For people, arkadaşlar, for people who have goal or aim. Evet, hedefi olan insanlar için. For people who have dream, rüyası, hayali olan insanlar için, değil mi arkadaşlar? Bir çeviriyoruz arkadaşlar. Evet.